Hasan Hanım, biz çok mutluyuz. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak Saint Joseph İstanbul Fransız Saint Joseph Lisesi ile ilk defa normal faaliyetlerimizin dışında bizim de çok hoşumuza giden yepyeni bir etkinlikte bulunduk. Kapadokya'nın küçük bir kasabası olan Gören'in çocuklarını ve ortaokulun öğretmenlerini birlikte önce İstanbul'da ağırladık. Şubat ayıydı ve insanlar İstanbul'a gelmekten dolayı çok mutluydular. Bilhassa çocukların heyecanı görülmeye değer bir şeydi. Önce sabahın erken saatinde Saint Joseph Lisesi'nde buluştuk ve çocuklarımıza orada her şeyden evvel kültür ve onun bilinci nedir anlatmaya çalıştık. Çünkü şuna inanıyoruz ki ülkemizde insanların sosyal yardıma mutlaka ihtiyaçları vardır. Bu fiziki yardım şeklinde genellikle veriliyor. Ancak çocuklarımızın bunun ötesinde kültüre de ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz öyle bir ülke ki her tarafı kültürel varlıklarla dolu. Ancak biz bir 10 yıl kadardır farkına vardığımız üzere maalesef ülkemizde bu varlıklar yeteri kadar korunamıyor. Bırakın korunmayı, bu varlıkların farkına insanların çok da vardıklarını düşünmüyoruz. İşte bu amaçla biz ilk defa yıllardır yaptığımız faaliyetlerin dışında bir İstanbul Eğitim Kurumu olan özel Fransız Saint Joseph Lisesi ile birlikte bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer okulları gibi herhangi bir kurum olan Moda Ortaokulu'nun öğrencilerini ve de tabii ki kendimizi, üçümüzü birden buluşturduk. İlk etkinliğimiz İstanbul'da oldu. Dediğim gibi bir Şubat sabahı Saint Joseph Lisesi'nde buluştuk. Önce sınıfta çocuklarımıza kültürün ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Zaman kısa da olsa o zaman dahilinde çocuklarımıza kültür kavramını aşılamaya çalıştık. Ve daha sonra gün içinde yaptığımız etkinlikler sayesinde o kültürün onlara ne kadar gerekli olduğunu göstermeye çalıştık. Kültür sadece kitaplarda bulunan bir şey değil. Kültür her yerimizde, çevrede, kimi zaman bir anıt olarak ortaya çıkıyor. Kimi zaman evet bir kitap olarak ortaya çıkıyor. Kimi zaman bir davranış biçimi olarak ortaya çıkıyor. Kimi zaman aile terbiyesi diyoruz. Kimi zaman bir yemek olarak ortaya çıkıyor. Bir elbise olarak ortaya çıkıyor. O kadar çeşitli ki kültür. İnsan üzerine düşündüğü sürece bu kadar çok çeşitliliğin olduğunun şimdiye kadar neden farkına varmadığını hayretler içinde karşılıyor. Evet, sabah önce çocuklarımıza bu kadar kapsamlı olmasa bile kültür kavramının ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve kısaca okuldan ayrıldıktan sonra önce bir Bahariye Moda semtinde yürüyerek bunun dahi bir kültür varlığı olduğunu çocuklarımıza hissettirmeye çalıştık. İstedik ki onların sadece o kasabalarında fiziki olarak çevrelenen dünyanın dışında da bir dünyanın varlığını göstermek istedik. Ve böylece hiç olmazsa Türkiye'nin bu kesiminin de bu semtinde onların sahibi olduğu bir yer olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve sokaklarda yürüyerek önce Kadıköy Vapur İskelesi'ne geldik. Ve Kadıköy Vapur İskelesi'nde bütün İstanbulluların da kentin bir simgesi olarak gördüğü o güzelim vapurlardan bir tanesine bindik. Boğazı karşıdan karşıya geçtik. Karaköy'e vardık. Tabii ki Karaköy'e doğru ilerlerken çocuklarımız İstanbul'un o tarihi silüetini gördü.
Haydarpaşa Garı'nı gördü. Ne bileyim hemen yanındaki limanı gördü. Ve çocukların birçoğu hayatında ilk defa deniz görüyordu. Ne kadar heyecanlandıklarını hakikaten çok iyi hissettik. Karaköy'e geldik. Karaköy'den tünele binerek Galata Kulesi'nin olduğu yere çıktık. Tünelin dünyanın ilk yeraltı toplu taşıma araçlarından bir tanesini olduğunu öğrenmek çocukları çok heyecanlandırdı. Galata Kulesi'nin tepesinden aşağılara doğru baktık. Göz alabildiğine İstanbul, 360 derece. Bir tarafta Haliç, diğer tarafta Topkapı Sarayı, bir başka yerde Boğaziçi, Üsküdar. Ve çocukların gözlerinden mutluluğu okumak hiç de zor değildi. Öylesine ki yaşamları boyunca, gerçi daha yaşamlarının başındalar ama yine de yaşamları boyunca kasabalarından hiç dışarı çıkmamış olan çocukların alabildiğine İstanbul'u seyredebilmeleri hakikaten bizler için de daha önce hiç tatmadığımız büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Galata Kulesi'nden indik. Yolumuz ülkemizin, kentimizin hakikaten değerli eğitim kurumlarından bir tanesi olan Kadir Has Üniversitesi'ne doğru gitti. Kadir Has Üniversitesi bizi çok uzun zamandır tüm faaliyetlerimizde konuk eden çok değerli bir kurum. Üniversitede önce müzeleri dahilinde olan hakikaten değerli eski eserleri gördük. Sınıflardan bir tanesinde mütevazi öğle yemeğimizi yedik ve daha sonra diğer etkinliklerde yaptığımız bir şey var. Onu yapamadık gerçi. Çünkü biz çocuklarımıza genellikle öğle yemeğinden sonra bir kolaj çalışması yaptırıyoruz veya bir drama çalışması yaptırıyoruz. Konuklarımıza daha fazla İstanbul gösterebilmek amacıyla oradan Sultanahmet Meydanı'na geçtik. Sultanahmet Meydanı'nın çevresindeki o güzelim tarihi eserler tabii ki hepsini heyecanlandırdı ama sanıyoruz diğer çocuklarımıza da olduğu gibi en çok Yerebatan Sarnıcı'nı beğendiler. Yerebatan Sarnıcı'nın içindeki o muhteşem hava tabii ki çocuklarımızı etkiledi. Bundan sonra gün sonuna doğru bir de oturduk birlikte. Hoş bir yerde bir çay içerek, bir kahve içerek, sohbet ederek günümüzü noktalandırdık. Aradan zaman geçti. Onlara söz verdiğimiz gibi bu sefer biz onlara konuk olduk. İşte Nisan ayının sonunda atladık uçağa gittik Kapadokya'ya. Bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Çünkü bizim bu projemizin içinde bir de başarmaya çalıştığımız başka bir şey vardı. Şimdiye kadar evet küçük çocuklarla çalıştık. Etkinliğimizin amacı, hedefi olan çocuklarla çalıştık ki bunlar 12-14 yaş grubu çocuklar. Yalnız bu faaliyetimize liseli gençleri hiç ortak etmemiştik. Biz istedik ki liseli gençlerimiz de bu faaliyet çerçevesinde sorumluluk alsınlar. Onların da bu tip bir faaliyetten elde edecekleri yararlar olduğunu zaten biliyorduk. İşte atladık uçağa gittik derken St. Joseph Liseli bir grup evladımızla da birlikte orada olduk. Bu çocuklarımız 16-17 yaş grubu oluyor. Ve aynı zamanda Kapadokya'nın Göre kasabasında St. Joseph Lisesi çok da güzel bir kütüphane kurdu. Anlayacağınız Göre'deki faaliyetimiz sadece Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın normal bir faaliyeti değil, onun yanında bir de St. Joseph Lisesi'nin hakikaten iyi düzenlenmiş, iyi planlanmış, iyi sonuçlara ulaşabilen bir kütüphane kurma faaliyeti oldu. O gün herkesin orada olmasını çok arzulardım.
O kadar güzel karşılandık, o kadar güzel ağırlandık ki orada gördüğümüz şey ailelerin bu olayı gayet iyi sahiplendikleri. Örneğin okul bahçesine kadar gelip orada neredeyse seyyar bir mutfak kurup bizim için yemek hazırlamaları bizi çok duygulandırdı. Tamamen yöresel şeylerden oluşan bir yemek. Örneğin okulun koridorunda kurulmuş olan o upuzun masa çevresinde hem göreli çocuklar hem Saint Joseph'li gençler birlikte olmaları hakikaten iki grubun birbirlerinden ayrı varsayılan iki grubun o ortam içinde, o doğallık içinde birbirleriyle ne kadar güzel kaynaştıklarını gördük. Çok mutlu edici bir görüntüydü. Kütüphaneyi kurduk. Kütüphanenin çok güzel bir açılışını yaptık. Belediye başkanı dahi konuk olarak geldi. Böylece güzel bir cumartesi geçirdik. Ama pazar gününü ise tamamen Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak biz düzenledik. Bir nevi hem İstanbul'daki hem de Kapadokya'daki faaliyetimizin güzel bir sonlanışını sağladık. Güzel bir etkinliğe çok kocaman bir nokta koymak istedik. Akşam üzeri daha doğrusu saat 5 suları göreli insanlardan, öğrencilerden ayrılmak çok zor oldu. Biz 5 dakikada vedalaşır, ayrılırız diyorduk ama bilhassa saatime baktım. Bu vedalaşma yarım saat kadar sürdü. Hatta uyarmasak çocuklar sanıyorum uçağı dahi kaçırmayı göze alabileceklerdi. Sonra biraz hüzünlü ama mutlu. Nevşehir'de kısa bir mola, oradan da havaalanına gelip İstanbul'a döndük. Biz düşünüyorum ki Saint Joseph Lisesi ile birlikte kimsenin şimdiye kadar cesaret edemediği çok güzel bir şeyi başardık. Olabilir, mutlaka bazı eksikliklerimiz olmuştur. Ancak başlamak gerekiyor ve çok isterim ki önümüzdeki yıllarda belki biz yoksak yerimize bir başkaları bu başladığımız güzel etkinliği sürdürsün, daha ileriye götürsün ve bakarsınız bir gün biz olmasak bile bunun mutluluğu gelir bizi bir yerlerde yakalar.